İyi günler. İzmir Medikan Hastanesi Gastroenteroloji Biriminde başkanlığımda iki tane uzman arkadaşımla beraber hasta kabulüne devam ettiğimizi zaman zaman bildiriyoruz. Hastalarımızın özellikleri konusunda birkaç konuyu sizinle paylaşmaya çalışacağım. Yaşadığımız günler bildiğiniz gibi COVID pandemisinin sonrasında sağlık sisteminde, toplumsal yaşantımızda, olaylara bakış açımızda çok değişiklikler ortaya koydu. Bu değişikliklerden gördüğüm en önemli noktalardan biri bana göre hastalar ile hekimler arasındaki kopukluklar ortaya çıkmaya başladı. Bu özellikle kamu sektöründe görülüyor. Kamu sektörünün dışında özel sektörde de görülmekle beraber bu kopukluklar, yani hastaları değerlendirmeme, ilgilenmeme, hastalara karşı yeterli hassasiyeti göstermeme şeklindeki yaklaşımlar ne yazık ki doktorlar ile hastalar arasında kopuklukları arttırmaya başladı. Bunun sebepleri sosyolojik. Ben bunları tartışmaktan ziyade şunu belirtmek istiyorum. Bu daha çok Türkiye'de olmaktan ziyade yurt dışında belirgin duruma geldi. Yurt dışından hastalarımız Avrupa'nın pek çok şehrinden Türkiye'ye geliyorlar ve kendilerine baktırmaya çalışıyorlar. Sağlık sorunlarını gidermeye ve çözmeye çalışıyorlar. Orada izlenimlerimizde hastalarımızın genel bir ilgisizlikle karşılaştıklarını ve bu ilgisizliğin sonucunda kendilerine sunulan hizmet varmış gibi gösterildiğini fakat çözüme yönelik bir işlem yapılmadığını görüyoruz. Bu tabii çok acı. Demokrasinin beşiğini olduğunu iddia eden ülkelerin, sağlık sektöründe yer alan bireylerinin kendi vatandaşlarına gösterdikleri ilgileri bizlere göstermedikleri konusunda çok ciddi veriler elde ediyoruz. Bu COVID'e mi bağlı, COVID öncesine mi bağlı, COVID sonrasındaki gelişmelere mi bağlı, onu tartışacak değilim. Türkiye'de de bazı noktalarda özellikle kamu kesiminde, özellikle doktorların hastalara karşı olan yaklaşımlarında benzer sorunlarla karşılaşıyoruz. Bu benzer sorunlarda özellikle hastalara yaklaşımlarda ilgilenmeme, yetersiz yaklaşma tarzında tutumlar görüyoruz. Şunu unutmamamız lazım. Hiçbir ortam, hiçbir koşul, hiçbir gerekçe herhangi bir hastaya sağlık hizmeti sunmada bir kısıtlamaya, bir yetersizliğe, bir çekinceye gitmemizi mümkün kılmaz, mazeret oluşturmaz. Yani hekim olarak bizim yapmamız gereken son derece basit. Herkese yaklaşımımızı cins, ırk, dil, hiçbir şey gözetmeksizin aynı oranda vermeye çalışmamız gerekiyor. Tabii ki hekim arkadaşlarımızın özel sektör dışındaki çalışma koşullarını çok zor olduğunu biliyorum. Hepimizin COVID enfeksiyonu sırasında yaşamla mücadele ettiğimizi ve pek çok arkadaşımızın yaşamını kaybettiğini de biliyorum. Fakat hiçbirinden bu hastalarımız sorumlu değil. Tabii ki toplum kendi sistemini kendi oluşturuyor ama tek tek bakıldığında hiçbir kimseyi bundan sorumlu tutamayız. Ama hastalarımızda gördüğümüz ana problem, hastalarla olan ilgilerin geçen senelere göre oldukça azaldığı konusunda. Hastalar da bundan çok şikayet ediyorlar. Bizim şikayet etmemiz, hastanın şikayet etmesinin ötesinde çözüm bulmamız gerekiyor. Fakat bu çözümü beklerken bizim yapacağımız tek şey var. Koşulsuz, hiçbir mazerete sığınmaksızın hastaya gerekli olan hizmeti sunmamız gerekiyor. Hasta karşımızda her seviyeden olabilir. İleri zekalı olabilir. Entelektüel kapasitesi düşük, entelektüel kapasitesi çok yüksek. Her seviyeden insanla karşılaşabiliriz. Bizim yapacağımız tek basit çözüm var. Hepsine aynı oranda hizmet sunmaya çalışmamız gerekiyor. Hastalardan olan beklentilerimiz ise doğal olarak bize güvenmeleri, bize güvendikleri takdirde bu hizmeti sunma kolaylığını elde edeceğimizi bilmelerini istiyoruz. O nedenle bunu bir paylaşım, bir bildirim, bir yaklaşım şeklinde sizlerle paylaşmak istedim. Tüm hekim arkadaşlarımızın hassasiyetlerini, tüm sağlık çalışanlarının hassasiyetlerini anlıyoruz.
Fakat yapmamız gereken tek unsur var. Bizim karşımızda hasta var ve hastayla ilgili herhangi bir mazereti öne sürmemiz mümkün değil. Hastaya olan ilgiyi azaltmamız, eksiltmemiz veya ona farklı yönlerde yetersizleştirmemiz gibi bir yaklaşımı kabul etmemiz mümkün değil. Dilerim uygun koşullarda, çalışma koşullarında hastalara gerekli olan hizmeti verebilecek pozisyonlarda oluruz. Herkese sağlıklı günler dilerim.